Evet arkadaşlar, bugün de Siyanar'da fuardayız arkadaşlar. Size stüdyodan değil de fuardan sesleneceğiz. Çok değerli konuğum var yanımda. Arnavut Ayhan'ı biliyorsunuz arkadaşlar. Bizim 212 İPSC takımından. Şimdi o ve Emre kardeşimizle beraber ortak bir firma kurdular. Şimdi firmada neler yapıyorlar? Aynı zamanda savunma silah sanayi için neler üretiyorlar? Bir kısa bir bilgi alalım kendilerinden. Önce Emre abi kendini bir tanıtırsan. Öncelikle merhaba. Emre Haltok ben. Haltok savunma sanayi dışarısının sahibiyim. Ortaklarından birisiyim aynı zamanda. İşte yakın zamanda işte bu atış kabiliyetini arttıran tabancalar için özellikle özel hareket ve özel kuvvetler için geliştirdiğimiz parçalarımız vardı. Sağ olsun Özgür kardeşim de Ayhan'a olan sevgisinden çok büyük desteği oldu bize. Tanıtımlarımızı yaptı. Birçok yerde bizi onur etti. Değerlendirmesine sebep oldu. Şimdi bugün de tesadüf karşılaştık burada. Karşılaşırken de çok denk teşekkür geldik. Ederiz. Sağ olsun hemen de çağırdı bizi, davet etti. Yine her zamanki rüzgarını gösterdi bize. Oturduk sohbetimize. Biz atış kabiliyetini arttıran parçalar yapıyoruz. Bunların bir tanesi kompansatör. Şimdi fuar alanı olduğu için silah sokamıyoruz içeriye. Silah sokamıyoruz. Ben ancak elimle gösterebileceğim. Yaptığımız ürün en başta atış esnasında silahın şahlanmasını 160 oranında azaltıyor. Azaltması miktar. Şimdi bir yanma odamız var. Yanma odasıyla beraber mermi tekrar bir yeme kazandırıp yaklaşık 20 metre daha bir menzil kazandırmasına sebep oluyor. İkincisi alt taraftaki şarjör uzatma aparatımız. Şimdi biliyorsunuz piyasada birçok muadilleri var yani uzatma aparatlarının. Genelde plastikten olur ama şimdi Özgür kardeşim şey daha iyi bilir. Testlerini yaptık. Atış esnasında işte ikinci şarjörü almak için direkt yere atılır şarjör. İşte alıp da cebimize koymak için uğraşmaz. Plastik olduğunda hemen kırılıyor. Biz o yüzden 70-40 alüminyum malzeme yapıldık. 70-40'ın şöyle bir özelliği vardır. Zigzaver bile alt gövdesinin şeydir. Evet. Malzeme sistemi. Bununla beraber şöyle bir özelliği var parçamızın. Kompansatörü direkt takarak dediğim gibi elimizde silah olmadığı için bir anda bir MP5 veya akrep haline getirebiliyoruz tabancamızı. Böyle bir aletimiz. İşte bunları yaparken ben Ayhan Bey diye her ne kadar telaffuz ettim de arkadaşlarım Arnavut Ayhan diyorlar. Ama ben de öyle söyleyeceğim. Bile Arnavut Ayhan diye öyle çıkardık. Arnavut Ayhan'ın da desteklemesiyle birlikte biz son dönemde bir Galata bölgesinde bir dükkan açtık. Daha böyle butik küçük bir dükkanımız oldu. Burada yaptığımız işler de gravür, boya, özellikle İstanbul'da olmayan silah üzerindeki selakot. Yani selakotun şöyle bir özelliği vardır. Çizilmez ve korozyona paslanmaya ve dış etken gelecek asitli çok dayanıklı bir malzemedir. Peki şunları yapıyoruz. Böyle küçük butik bir dükkan yaptık. Serekotta şöyle bir şey diyorlar. Bilmediğimden soruyorum. Yanlış anlama. Serekotta bir iki kişiden duyum aldım. Kaplamaya yaptığın zaman diyor çizilmez diyorlar ama diyor bir şekilde çizildiği zaman diyor pul pul atma yapıyor. Harbiden öyle bir şey var mı? Serekot pul pul atmaz. Su transfer eden bir boya var. Serekot'a çok benzer o da. Evet. Bu Evro Sanat'ını bilir herkes. Evet. Yani Evro Sanat'ı benzer bir sistemle yapıyorlar. Çok sağlamdır o da. Bizim yaptığımız bir iş değil ama hani sökmesi bile çok zordur onun. O yalnızca pul pul dokuyor ama serakot çizildiği zaman şey yapmaz. Çünkü şeydir bu. Nasıl anlatayım size? Çok hafif bir boya. Çok ince mikronda olan bir boya. Evet. Yani pul pul olması için kalın bir boya olması lazım. Evet. Yani örnek bir ürün işte 70 lazım. Mikron, 80 mikronluk bir boya olması lazım üzerinde. Bizim yaptığımız 12-13 mikronluk bir şey. 0-12-13 mikronluk bir boya. Yani en fazla çizilir. Yani çizilmesi de şöyle bir özelliği vardır. Keşke dediğim gibi yanımıza silah getirebilseydik. Evet. Onları gösterirdim burada. Biz 5 yıl garanti veriyoruz. Yani silah asetin içine bile sokulsa 5 yıl boyunca o silah hiçbir şey olmayacak diye garanti veriyoruz. Ha nedir burada garanti? Silahın demirinde ezik yoksa, demiri çizilmemişse hiçbir şekilde şey yok. Yani getirecek ben o an onu komple sökerim, üzerime de gravür yaparım, silahı öyle teslim ederim. O zaman işimizin sonuna kadar arkasında izliyorsunuz. Aynen öyle. Çünkü Serekut bizim yaptığımız bir teknolojidir. Yani Amerika'da yapılan nanoteknoloji bir ürün. Biz tesadüfi karşılaştık bu ürünle. Yani aradığımız birçok şeyi Serekut'un içerisinde bulduk. Renk skalası çok fazla. Yani renk şey yok, sıkıntısı yok. Ben ilk Almanya'da İVA fuarında görmüştüm Serekut'u. Bayağı bu arada adamlarla konuştuk. Tercümanla beraber. Çok hoşuma gitmişti ama Türkiye'de gelmesine sevindik.
bildiğim kadarıyla 1,5-2 senedir Türkiye'de var. Yaygınlaştı yaklaşık bayağı. 1 yıldır yapılıyor. Biz yaklaşık 3 aydır da Gayrettepe'de hemen Emniyet Müdürlüğü tarafında yeni dükkanımızı yapıyoruz. O zaman ne diyelim arkadaşlara? Arkadaşlar, Şişli'deki, Gayrettepe'deki yere uğramayı unutmayın. Çok güzel kabzeler yapıyor kendileri. Ben hatta birkaç tane epoksili de gördüm orada. Evet, epoksi kendi hatta var. Şey yaptık. Arkadaşlar, biz gezmeye devam edelim. Son bir söyleyecek bir şeyin var mı abi? Çok teşekkür ederim hepinize. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Arkadaşlar, teşekkür ederiz. Biz gezmeye devam ediyoruz. Teşekkürler.